Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. 50 günde DGS KPSS Ales Kampı'nın 9. gününe hoş geldiniz. Şimdi ne yapacağız 9. günümüzde? 9. günden önce dün tekrarlar yapılacak dedik. Şöyle ilk 8 gün güzelce üstünden bir geçtik. Tekrarlarınızı yaptınız değil mi? Arkadaşlar tekrar bizim için çok önemli, çok değerli. Konuları çalışıp hızlı hızlı çalışıp bitirmek önemli değil. Tekrarlı bir şekilde güzelce sindire sindire gidip bir daha geri dönmeden bu işi bitirmek çok daha değerli. O yüzden arada böyle size kontrol noktaları, videoları atacağım. O kontrol noktalarının olduğu yerlerde mutlaka tekrarlarınızı yapın. Bol bol da soru çözün. Çıkmış sınav soruları üzerinden de gidin arkadaşlar. Şimdi bir de bir şey gösterdim size. Bir de bir şey gösterdim. Bakın çıkmış sınav sorularının analizleriyle ilgili de bir video geldi dün. O videoyu da güzelce izleyin, inceleyin. Bakın bölme bölünebilmeden 2023'te soru gelmiş. Dikkat, dikkat dikkat diyelim. Şimdi bölme bölüne bilmeden neler yapacağız? Neler yapacağız? Bir bakalım. Şöyle bir tık büyütelim mi? Büyütelim. Şimdi öncelikle bölme işlemini arkadaşlar bir hatırlayalım. Bölme işleminde yanlış yaptığımız bazı şeyler var. Şimdi bir hatırlayalım bölmeyi. Hey, bölme biliyor muyuz bakalım? Genelde hocam ya bölme bölme kolay ne var? Ama şu sıfır atma durumları kafa karıştırılabiliyor bazen. Onlara bir bakalım. Ondan sonra buradaki yukarıdaki bölmenin iki tane üç tane kuralını vereceğiz. O kuralları bildiğinde bölme konusu çok rahat olacak. Sonra bölmeyi yapacağız arkadaşlar. Sonra bölünebilme kurallarını vereceğiz. Bölme ve bölünebilmeyi güzelce yapacağız. Tamam mı? Sayısal mantık sorusu olarak da gelebilir. Normal bölme bölünebilme sorusu olarak da gelebilir. O yüzden bizim için değerli ve önemli bir konu. Tamam mı? Kümelerde bile karşına gelebiliyor. Her yerde karşına gelebilir konu. Şimdi arkadaşlar buraya geleceğiz. Ama önce şu bölme işlemini bir hatırlayalım. Hadi gel. Herkes şu bölme işlemini yapsın bakalım. Herkes yapsın bakalım ne buluyorsunuz sonucunu. Hadi gelin. Şimdi ne var burada? 35.353 sayısını 35'e bölmemizi istiyor. Hadi gel. Şimdi ne yapıyoruz? 35'in içerisinde 35 bir kez var diyoruz. 35 Çıkarıyoruz sıfır. Şimdi geldik önemli noktaya. Şimdi hepsini 353'ü komple birden aşağı indiriyorsunuz. Hayır öyle komple birden aşağı inmiyor. Tek tek iniyor aşağıya. Önce 3'ü aşağıya indiriyorum ve soruyorum. 3'ün içinde 35 var mı? Yok. O zaman 5'i indirelim diyorsunuz. Hayır. 3'ün içerisinde 35 sıfır kez vardır deyip sıfır atıyoruz unutmayın. Şimdi 5 indi aşağıya. 35'in içerisinde 35 bir kez var diyorum çarpıyorum. 35 çıkardım 0 yukarıdan 3 üç indi. 3'ün içinde 35 yok deyip bir şey yapmazsanız yine yanlış. 3'ün içerisinde 35 0 kez var deyip böyle yapıyoruz tamam mı? Yani içi, yukarıdan tek tek indiriyoruz aşağıya. 3'ü indirdim. Yok içerisinde sıfır kez var deyip sıfır yazıyoruz. Sonra bir tane daha indiriyoruz. Bölmeyi yapıyoruz. Bakın x dediğimiz 1010 yaptı. Y dediğimiz 3 yaptı. Sorumuzun cevabı 1013. Bir de bunun A'lı B'lisi var. Hadi A'lı B'lisine bakalım. Aynı şey isterseniz sayı vererek de yapabilirsiniz. Diyor ki AB 0, AB 7 sayısını böleceğim. Monitörüm kapanma. Neye böleceğim arkadaşlar? A, B'ye böleceğim. Hadi başlayalım şimdi. Önce bakıyorum şuradaki A, B'nin içerisinde A, B bir kez vardır deyip yazdım. A, B'den A, B'yi çıkardım sıfır. Şimdi yukarıdan kim iniyor? Sıfır iniyor. Sıfırın içerisinde A, B kaç kez var diyorum? Sıfır kez var diyorum. Kim iniyor? A iniyor. A'nın içerisinde A, B sıfır kez var diyorum. B iniyor. A, B'nin içerisinde A, B bir kez var diyorum. 1 ile AB'yi çarptım. AB çıkardım 0-0. Yukarıdan 7 indi. 7'nin içerisinde AB. 0 kez var deyip bitirdim. Bakın burası ne yaptı? 10.010 10 yaptı. 7 ile topladım. 10.017 sorumuzun cevabı. Tamam mı? Hatırladık mı bölmeyi? İçinde yoksa 0 koymayı unutmuyoruz. Ha. Hadi gel şimdi bölmenin bizim için önemli üç tane kuralı var. Bir de dördüncü kural var. Karşınıza gelirse kullanılacak bir kural. Ama üç tane ana kuralımız var. Şimdi bölme işleminde arkadaşlar. A'yı B'ye bölüyoruz. C olmuş burası. Burası K. Şimdi isimlerini söyleyelim önce. A'nın adı ne burada? Bölünen. Tamam mı? A'nın adı neymiş? Bölünen. B'nin adı neymiş? Bölünen. Bölen, bölen sayı Ne yapıyor? Bölüneni bölüyor C'nin adı ne burada? Bölüm C'nin adını da biliyoruz bölüm K'nın adı ne? Kalan Şimdi bölme işleminde arkadaşlar bizim için önemli 3 tane kuralımız var 3 tane kuralımız var Şimdi birinci kuralım şu Birinci kural K sayısı yani kalan Sıfıra eşit olabilir ama eksi sayı olamaz Sıfıra eşit veya sıfırdan büyüktür Kalan sıfırsa tam bölünüyor deriz. Kalan birse bir kalanı verdi. Kalan iki ise iki kalanı verdi. Tamam tamam mı böyle. Kalan sayı her zaman sıfır veya sıfırdan büyüktür unutma. Şimdi ikinci kuralımız. Bölme işlemini biz ne zaman bırakırız? Mesela burada bölme işlemini ne zaman bıraktım? Üçün içerisinde 35 yokken bıraktım. Yani kalan sayı bölen sayıdan her zaman küçük olmalı en önemli kurallarımızdan biri bu. Kalan sayımız, kalan sayımız her zaman bölen sayıdan ne olmak zorunda küçük. Şu yukarıdaki özellikle birleştirelim. Sıfırdan büyük veya eşit. Bak kalan sayı bölen sayıdan her zaman küçük olacak. Niye? Arkadaşlar mesela burası 37 olsaydı bölmeye devam ederdim. Benim kalanım her zaman bölen sayıdan küçük olacak orada bırakacağız. Sıfırsa nasıl bölündü diyeceğiz? Tam bölündü. 2 ise, 3 ise, 5 ise kalanlı bölündüreceğiz. Şimdi geldik üçüncüsü. Bütün soruları çözerken kullanacağımız yöntem. Bölme işleminin sağlamasını yapacağız. Nasıl yapıyoruz bölme işleminin sağlaması? A sayısı eşittir diyoruz. B ile C'yi çarpıyoruz. Yani bölümle böleni çarpıyoruz. B çarpı C. Kalanı ne yapıyoruz? Ekliyoruz. İşte arkadaşlar şu Üç kuralla bölmenin bütün sorularını çözeceğiz. Dördüncü kuralı birazdan anlatacağım. Oraya geri döneceğim. Dördüncü kural da şu arkadaşlar. Neyse burada anlatayım. Bölenle bölümün yer değiştirme durumu. Şimdi bölenle bölüm yer değiştirebilir mi? Size bir örnek vereyim şimdi. Mesela 57 sayısını 10'a bölelim. Ona 10 böldüğüm zaman 5 defa var içerisinde. 50 kalanım 7. Şimdi normalde bölenle bölüm yer değiştirir gibi görünür ama bu işlemde değiştiremiyor mesela. 57'yi 5'e bölsem bak. ikisi yer değiştirebiliyor mu? Yer değiştirdiğimde bu sefer içerisinde 1 kez var bakın 5. Çıkardım 0. 7'de kaç kez var? 5 1 kez var. 5 çıkardım 2 oldu bak. Bölenle bölüm yer değiştiremedi. Burada 5 yukarı çıktığında bölümüm 11 oldu. Ama değiştirdiği durumlar da var. Bir tane de değiştirdiğini örnek vereyim. Mesela 62 sayısını 62 sayısını 10'a bölelim. Kaç kez var içerisinde? 6 kez var. Çarptım 60 yaptı, kalanım 2. Şimdi 62'yi bir de 6'ya bölelim. 1 kez var. 6 çıkardım 0, 2 indirdim. 2 de 6 0 kez var. Bakın yer değiştirebildi. 10 burası, 6 burası. 6 burası, 10 burası. Yani kalan da aynı. Değişmedi. Bir bölme işleminde bölenle bölümün yer değişebilmesi için iki şartım var. Benim şartım neydi arkadaşlar burada? Şuradaki kalan sayımız, bak kalan sayımız bölenden ne olacaktı? Küçük olacaktı. Yer değiştirebilmesi için bizim kalanımızın bölümden de küçük olması lazım. Bak, yer değiştirme şartım neymiş? Bak, buraya bakıyorum, bölümüm kaç? Beş. Bölenim kaç 10. Tamam bölenim kalanımdan büyük ama bölümüm kalanımdan küçük. O zaman yer değiştiremez. Tamam mı? Bak burada bakıyorum. Bakıyorum burada ne var arkadaşlar? Bölümüm 6. Bak kalandan büyük. Bölenim 10 kalandan büyük. O zaman yer değiştiriyor. Bölme işleminde bir değişiklik olmuyor. O zaman bir soruda Bölenle bölüm yer değiştirir derse yani B ile C'nin yer değiştirebilmesi için yani şöyle hiç sayılar değiştirmeden yer değiştirebilmesinin şartı ne? Hem C kalandan büyük olacak, hem C kalandan büyük olacak hem de B kalandan büyük olacak iki şart giriyor devreye. Ama bu dördüncü madde çok da kullanacağımız bir madde değil. Bizim için bütün soruları ilk üç maddeyle çözeceğiz. Hadi gelin şimdi bölmenin mantığını oturtacağımız sorularımız başlıyor. Gelin bakalım. Şimdi 2A iki, iki basamaklı bir sayıymış. Böyle 53 yanında nokta 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 başka basamaklar da var. Bunu 2A gibi bir sayıya bölmüşüz. 2 olmuş sonra devamını vermemiş A neler olabilir diye. Çok basit bir mantığı var. Bakın şimdi burada Şöyle bir sayı var 53. Yanındakileri bilmiyorum. Buradaki 2a. Mesela buradaki 2a sayısı 20 olsa. 53'ün içerisinde 20 kaç kez vardır? 2 kez vardır deyip çarpacağım, çıkaracağım sonra yukarıdaki aşağı inip bölmeye devam edeceğim. Bak 20 olduğunda 2 oluyormuş. Hadi devam edelim şimdi. 53 21'e bölsem. Devam ediyor böyle. Yine 2 kez var bakın. 42 yapacak. 11 olacak. Yukarıdaki aşağı inecek, bölmeye devam edecek. Şimdi 53'ü 53 nokta 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 sayısını 21'e değil de 22'ye bölelim. Yani a'yı 2 yapalım. Kaç kez var içerisinde? 2 kez var. Bakın 44 oldu. Çıkardığım zaman 8 yukarıdan iner, bölme devam eder. Yine 2 oldu bakın burası. Devam ediyorum. 53 nokta nokta sayısını 23'e bölsem. Yine 2 kez var içerisinde 46. Bakın çıkardım ne geldi bu sefer? 7 geldi. Değil mi? Tamam. Buradan bunu çıkardığım zaman ne gelmişti? 6 9. Şurası 9. Yanlış bölmüşüm. <laughs> Şimdi devam edelim neyse. Şimdi yine 53 nokta nokta sayısını A'yı 4 yapsam 24 yine 2 kez var içerisinde. Bakın 48 yaptı 5. Devam eder. Şimdi 53 sayısını 25'e bölsem Yine iki kez var içerisinde bakın 53 oluyor devam ediyor bölmeye. 53 sayısını 53 nokta nokta sayısını 26'ya bölsem yine iki kez var içerisinde. Bakın mantığını anlayın diye uzun uzun yazıyorum. Bak yine iki kez oldu ama 53 nokta nokta sayısını 27'ye bölsem içerisinde artık iki kez yok. Kaç kez var? bir kez var. İşte bizden kaç kez olmasını istiyordu? İki kez. Yani 27, 28, 29 olduğunda bir kez olduğu için bunlar olmuyor. O zaman A ne oldu arkadaşlar bakın. A sayımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Alabileceği kaç farklı değer var? 0'dan 6'ya kadar olan sayılar 7 tane farklı değer var. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı eş. Bölmenin mantığı. Gel bakalım dört. Yine bölmenin mantığını dibine kadar yaşayacağımız bir sorun. Şimdi mesela biz bizim karşımıza şöyle 1376 diye bir sayı çıktı. Bunu ona bölüyoruz mesela. Ne diyoruz? Bir kez var diyoruz. Sonra buradan ne yap 1376 demeyelim de şöyle e, 137'yi bölelim. Tam oradaki gibi olsun. Bir kez var. 10 Çıkardım 37. Şimdi 37'de 10 kaç kez var? 3 kez var diyorum. Bununla bunu çarpıp buraya yazıyorum değil mi? Sonra çıkarıyorum 7. Yani şuradaki sayıyı. Yani bu soru için buradaki sayıyı nasıl elde ettim? Bak 30'u nasıl elde ettim? 3 ile 10'u çarpınca. İşte buradaki 252 sayısı da. Şuradaki bölen sayısına x diyelim. 7 ile x'i çarpıp Buraya yazıyoruz işte. Bak bölmenin mantığı. O zaman 7 çarpı x eşittir. 252. X'i bulabilmek için her iki tarafı neye bölüyorum? 7'ye bölüyorum. X sayımız eşittir. içerisinde 3 kez var. Orada da 6 kez var. 36. Yani burası kaçmış? 36'ymış. Bitti. Diyor ki yukarıdaki bölme işleminde bölünen sayının rakamları toplamı kaçtır? Bölüneni istiyor şimdi. Bakın şöyle bir işlem oldu şimdi. Ben 36'ya bölmüşüm. 57 kez olmuş. Kalanımda ne olmuş? 18. Şimdi buraya Y diyelim. Bölme işleminin sağlamasını yapıyorum şimdi. Bununla bunu çarpıp kalanı içerisine ne yapacağım? Ekleyeceğim. Y eşittir. 36 çarpı 57 artı 18. Şimdi 36 ile 57'yi çarpalım kenarda. 42'nin ikisi elde var. 4, 21, 25. 30'un sıfırı elde var. 3, 15, 18. 2, 5. Onun sıfırı elde var 1, 2. Bir de bunu 18 ekliyorum. 18 eklediğim zaman burası 7, 0, 2070 yaptı. Yani Y sayımız 2070 yaptı. Rakamları toplamını istiyor topladım 9. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız oldu. Bakın tekrar söylüyorum hiç zor bir şey yok. Mantığını anla. Ben buradaki sayıyı buna bölüyorum. 5 kez var deyip bununla bunu çarpıp buraya yazıp çıkarıyorum. Sonra çıkarınca buradaki sayı oluşuyor. Sonra diyorum ki buradaki sayının içerisinde buradaki x sayısı kaç kez var? İşte 7 kez varmış. Sonra o zaman 7 ile x'i çarpıyorum buraya yazıyorum. Yani 7 çarpı x eşittir 252. İşte bu işlemi yaptığında x'in 36 olduğunu bulduk. x yerine 36'yı yazdık. Bundan sonrası Bölünen sayıyı bulmak. Bölmenin sağlaması. 36 ile 57'yi çarpıp kalanımı ekledim. Bu kadar basit. Hadi gel bakalım şimdi 5. Şimdi bütün verdiğim özellikleri, o 3 özellik verdim ya, onları güzelce kullanacağız. Hiç zor değil, korkma. ABC pozitif tam sayılardır diyor. A'nın en küçük değeri nedir? Bak A burada. A'yı B'ye bölmüşüz. 2 kez olmuş. Burası 24. Sadece bu işlemi verseydi şunu diyecektim bak. Bölmenin bir sağlaması bir de şunu kullanacaksın. Şuradaki bölen sayı her zaman kalandan nedir? Büyüktür. İşte A'nın en küçük değeri deyince buraya 25 yazacaktım. Sonra sağlamasını yapacaktım. 2 ile 25'i çarptım 50. 24 topladım 74 olacaktı. Tek işlem olsaydı. Ama şu anda tek işlem yok. Birden fazla işlem var. Hadi bakalım. Şimdi yine burası için söyleyelim. Bir kere B sayımız büyük olmalı 24'ten. Şimdi buraya geliyorum. Şimdi A'nın küçük olabilmesi için B'nin küçük olması lazım. Buradaki B'yi yapabildiğim kadar küçük yapacağım. B'nin küçük olabilmesi için Z'nin de küçük olması lazım. Buranın şartı ne? C sayısı kalan sayıdan 3'ten büyük olmalı. O zaman C'nin en küçük olabilecek değerini veriyorum 4. Bak C yerine 4 yazdım şimdi. O zaman B ne oldu? Şuraya yazayım. C eşittir 4 için B. Sağlamasını yapıyorum. 4 çarpı 5 artı 3 oldu 23. Bak C4 olursa B23 olur ama benim şartım da B'nin 23'ten büyük olması, 24'ten büyük olması gerekiyordu. Demek ki C4 olamadı. Hemen diyorum ki o zaman C5 olacak. Geldim C'ye 5'i yazdım şuraya. Haydi C5 olduğunda B kaç oluyor? B eşittir. Sağlamayı yapıyorum. 5 ile 5'i çarptım 25. Kalanı ekledim üstüne 3. 28 oldu. O zaman B'miz kaçmış? 28. Hadi buraya dön şimdi. A eşittir. Sağlamayı yapıyorum. 28'de 2'yi çarptım 56. Kalanımı ekledim üstüne 24. 80 oldu. A'nın alabileceği en küçük değer budur. Tamam mı? Bakın en önemli özelliğimiz bölmenin sağlaması ve kalanımızın bölen sayıdan küçük olma özelliğini kullanıyoruz. Hadi gel bakalım. 6. A ve X pozitif tam sayılardır diyor. A'yı diyor X kareye böldüm diyor. X artı 3 diye bir bölüm oldu. Kalanım 17 oldu. A en küçük. A'nın en küçük olabilmesi için buranın da küçük buranın da küçük olması lazım. Hadi şartını söyle. Benim kalan sayım 17'm küçük olmalı bölen sayımdan x kare bitti. Şimdi x kare 17'den büyükmüş x de pozitif tam sayıymış. Kaçın karesi 17'den büyüktür? 4'ün karesi 16'dır. 5'in karesi yani x'in alabileceği en küçük değer 5. O zaman bölme işlemim şöyle oldu. 5'in karesi 25. 5'i yerine yazdım. 5 5'te 3'ü topladım. 8. Kalanım da 17. Hadi bölmenin sağlaması şimdi. A eşittir. 25 çarpı 8. 25 çarpı 8 artı 17. Bakın burayı çarptığımız zaman ne yapıyor? 4 ile çarpsak 100, 200, 217 oldu. Bu A'nın alabileceği en küçükler. En büyük değeri sorabilir mi? Soramaz. Sonsuza kadar büyütürüm. Hadi gel bakalım. Şimdi diyor ki yukarıdaki bölme işleminde A ve X doğal sayılardır. Güzel. Bu bölme işleminde bölen ile bölüm yer değiştirebiliyormuş. Yani şöyle de olabiliyormuş bakın. 14 eksi X buraya 4 X buraya da gelebiliyormuş. Şimdi yer değiştirme şartım neydi? Benim bölen sayım. Yani 4 X'im 8'den kalandan büyük olacak. Yer değiştiriyorsa bakın 14 eksi x bölen oldu bu sefer. 14 eksi x'in de yine 8'den büyük olması lazım. Bitti. A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Hadi çözelim şimdi bunu. O zaman 4 x 8'den büyükse her iki tarafı 4'e böldüm. X dediğimiz 2'den büyük. Şimdi burası için eksi x bu tarafa 8 bu tarafa geldi. 14 eksi 8 eksi x buraya x olarak geldi. 6'dan küçükmüş x'imiz. O zaman x sayısı bakın 2'den büyük 6'dan küçük bakın x'im 2'den büyük 6'dan küçük. A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Arkadaşlar x kaç farklı değer alıyor? 3 olabiliyor. 4 olabiliyor 5. O zaman x 3 farklı değer alabiliyorsa sonuçta a neye eşittir burada arkadaşlar? 4x çarpı bakın 4x çarpı 14 eksi x artı 8'dir. İşte x'e verdiğim her değer için da farklı bir değer alacak isterseniz yazın bakın. X'e bir 3 verin. X'e bir 4 verin. X'e bir 5 verin. A'nın alabileceği değerleri de bulun. Ama kaç farklı değer dediği için X kaç farklı değer alıyorsa A da o kadar farklı değer alır dedik. Yedinci sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız olmuş oldu. Tamam mı? Bak bölme kısmı çok kolay. Bölünebilme de kolay. Hiç korkma. Gel bakalım şimdi arkadaşlar ne var? ÖSYM sorar. Bıyıklı bir soru geldi. Çıkmış bir sınav soru benzeri bu arada. Yukarıdaki bölme işleminde A, B, C birer tam sayı olduğuna göre A'nın 21 ile bölümünden kalanı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bir kere A neye eşittir söyle bana. Bölmenin sağlamasını yap. 7 çarpı B artı 1 artı 4. A buna eşit bakın. 7 ile B artı 1'i çarptım 4'ü ekledim. İkinci bölme işleminde B neye eşit söyle bana. 3 çarpı... 3 çarpı C eksi 2 parantezleri kullan ki dağıtacağım onları. Kalanım kaç? 5. Şimdi a'nın neyi 21' ile bölümünden kalın istiyor? İşte bu sorularda iki işlemi birleştireceğim. Bu ne demek? Bakın burada b neye eşit düzenleyelim Şurayı. 3c eksi 6, 3c eksi 6 bir de artı 5 var. Yani c dediğimiz 3c şeye b dediğimiz 3c eksi 1 eşit. O zaman ilk denklemde b gördüğüm yerlere 3c eksi 1 yazacağım. Bak burada da b var, burada da b var. birleştireceğim. Hadi birleştirelim. Şimdi a eşittir 7 çarpı. B gördüm. B gördüm yere 3 C 1 yazdım. Bak bunun yerine 3 C 1 yazdım. Yanında bir de artı 1 var. Bir de artı 4 var. Bitti soru şimdi. Şu eksi 1 ile artı 1 götürdü. A eşittir. Çarptım burayı. 21 C artı 4 yaptı. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben diyor A'yı 21'e böldüm. Bölümüm C oldu. Kalanım da 4 oldu diyor bak. 21 C artı 4. 21 ile bölümünden kalanı 4'tür. 8. sorumuzun doğru cevabı da A şıkkıdır. Tamam mı? Anladık değil mi bölmenin mantığını? İki özellik üstünden yürüyor. Bir sağlamayı yapıp birleştiriyoruz denklemleri. Bir de kalan sayımız, bölen sayıdan daha küçüktür deyip olayımızı bitiriyoruz. Gel bakalım şimdi 9. sorumuz. Basamak analizi sorusu bak. Bölme bölünebilme ile basamak analizi birleştirilmiş. İşte böyle de bir basamak analizi sorusu gelebilir. Şimdi bu bölme işlemini vermiş. A artı B toplamı kaçtır? Bölmenin sağlamasını yapacağım. O zaman diyor ki A5 B3 basamaklı sayısı eşittir. 15 çarpı BA2 basamaklı sayısı artı 7. Gerisi çözümleme. Başla ne duruyorsun? Kaç A var burada? 100 tane A var. Artı. 50 var artı B var eşittir. Şimdi bakın burada 10B artı A var. İçeri dağıttığım zaman ne yaptı? 150 tane B artı 15 tane A yaptı artı 7. Şimdi aynı taraflara toplayalım. Bak artı olacak şekilde. Bunu bu tarafa aldım. Eksi 15 A olarak geçti. 100 A'nın 15 A'sını yolladım. 85 tane A yaptım. Şimdi şu 7'yi de eksi 7 olarak buraya alalım. Burası artı 43 yapsın. Eşittir. Şuradaki artı B bu tarafa eksi B olarak geçecek. 149 tane B yaptı. Hmm. Şimdi bundan sonrası sağlam bir değer verme mantığı. Bak çok sağlam bir değer verme var. Nasıl? Şimdi değer verme sorularında sayıların son basamaklarına çok dikkat ederim. Şimdi 85 ile A'yı çarptığım zaman son basamağım ne olur? Mesela A sayısı 1 olursa son sayı 85 olur son basamağı 5. A sayısı 2 olursa bakın. 2 ile çarptığınız zaman ne yaptı? 170. Son basamağı 0. Mesela 85'i 3 ile çarptığınız zaman 15'in 5'i e elde var 1. 255 yapar son basamağı 5. Yani bu sayının son basamağı çarptığınız zaman ya 0'dır ya da 5'tir. Gördük mü? Şimdi bak şöyle yazalım. Son basamağı ya 0 olan bir sayı son basamağı ya da 5 olan bir sayı. Şimdi son basamağı 0 olan bir sayıyla 43'ü toplayacağım. Bu neye eşit olacak? 149 katı olacak B'nin. Şimdi mantığını yakalayacağım. Şimdi son basamağı 5 olan bir sayıyla 43'ü toplayacağım. 149 katı olacak B'nin. Bu mu sağlıyor bu mu? Şimdi son basamağı 0 olan bir sayıyla son basamağı 3 olan bir sayıyı toplarsanız topladığınız sayının son basamağı 3 olur. Yani 149 ile B'nin çarpımı son basamağı 3 olan bir sayıymış. Şimdi buranın son basamağını düşüneceğim. 9'la neyi çarparsam 3 olur. Bak 9 ile neyi çarparsam son basamağı 3 olur. Söyle 9 kere 2 18 3 27 4 36 küçülerek gidiyor. Neyi çarparsam 7'yi bak 149 ile 7'yi çarparsam son basamağım neye eşit olmuş oluyor? 3'e eşit olmuş oluyor. O zaman oradan yürüyelim hadi. Şimdi 149'la ile 7'yi çarpıyorum. 63'ün 3'ü elde var 6. Buradan 28. 6 eldemiz var 34. Ee, 3 daha elde var 1043 yaptı. Şimdi bakın ne oldu? 85 ile A'yı çarpacakmışım. 43'ü toplayacakmışım. 1043 olacakmış. Bakın şu 43'ü karşıya aldığınızda 85 çarpı A eşittir. 1000 yaptı. 1085'e tam bölünmediği için bu durum doğru olmadı. Şimdi buraya geliyorum. Son basamağı ne bunun? 5. Bunun son basamağı ne? 3. Topladığımda son basamağı 8 olan bir sayı var. 149 ile öyle bir sayıyı çarpacağım ki son basamağı 8 olacak. Bakın 9'u 2 ile çarparsam son basamağı 8 olur. Yani bu durum için B2. O zaman 149'u hemen 2 ile çarptım. 18'in 8 elde var bir. 8 9 geldi 298 yani şöyle bir işlem oldu bakın şimdi burası neydi 85 aydı tamam mı 85 a artı 43 eşittir 298 olmuş oldu 298 şimdi şu 43'ü karşıya salladım 85 a eşittir 255 yaptı bakın her iki tarafı 85'e böldüğümde 85'e böldüğümde şunlar götürdü Tam 3 katıdır. A'nın 3 olduğunu buldum. Yani sağlayan durumumuz buymuş. A'mız 3, B'miz 2, toplamları da 5. Bakın basamak analizi bölme kısmı sadece şurayı yazma kısmı. Tamam mı? Bundan sonrası basamak analizi ama çok önemli bir değer verme mantığı var. Değer vermelerde son basamağı çok kullanırız. Son basamağımız buranın 0 mı? 5 mi diye baktım 0 olunca bununla toplayınca son basamağı 3 oluyor o zaman ben 9'u neyle çarparsam son basamak 3 olur diye düşündüm 7 7'yi verip 149'da çarpıp A'yı bulmaya çalıştım ilk denklemden olmadı sonra dedim ki ee, 5 için bakalım dedim bunun son basamağı 5 bunun son basamağı 3 olduğunda sayımızın son basamağı 8 olur o zaman 149'la ben neyi çarparsam son basamak 8 olur diye düşündüm. 2. B yerine 2'yi verdim şimdi. Burası ne yaptı? 298 yaptı. Şimdi denklemimi yazıp A'yı buldum. Bakın bu soru kolay bir soru değil. Ama çıkmış bir sınav sorusu benzeri. Yani öyle her zaman da böyle çok da kolay sorular gelmiyor demek ki. Gel bakalım 10. Şimdi çok güzel bir soru. 43 sayısı bir x doğal sayısına bölündüğünde 7 kalanı veriyormuş. Denklemini yaz bak. 43'ü diyor. Ben diyor x'e böldüm. Kalanım 7 oldu diyor. x neler olabilir? Şimdi bak. 43 sayısı x'e bölündüğünde 7 kalanı verdiyse 43'ün içerisinden 43'ün içerisinden 7'yi atalım. Ne kaldı? 36. O zaman bu 36 sayısı x sayısına nasıl bölünür? Tam bölünür. Bak. Kalanı bunun içerisinden attığımda kalan sayı o sayıya tam bölünecek. Yani x sayısı 36'yı tam bölen bir sayı olacak. 36'yı bölen sayıları sayalım. 1, 2, 3, 4, 6, 7 bölmüyor, 8 bölmüyor, 9 böler, 12 böler, 18 böler ve 36 böler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gibi görünüyor. 9'u işaretleyenler ayvayı yedi. Niye? Şurada bir bölme işleminin bir şartı var. Biz x'in 7'den ne olduğunu biliyoruz burada büyük. x 7'den büyük kalan 7'dir demiş. O zaman bölenimiz 7'den büyüktür. O zaman şunlar olmuyor. x'in alabileceği değerler bunlar. 4 tane 10. sorumuzun doğru cevabı aşıkımız olmuş oldu. Tamam mı? Bak çok güzel soruydu dikkat. Şimdi 11. soru. Arkadaşlar şekil var ama şeklin soruyla hiç alakası yok. Mantığını iyi anlamamız gereken bir soru daha diyor ki bir zeytinyağı firması iki farklı zeytinyağı deposu vardır diyor. Aşağıda bu depolarda bulunan zeytinyağı miktarları litre cinsinden verilmiş. Bak bu depoda bu kadar litre varmış. Bu depoda bu kadar litre varmış. Çok dikkat şimdi. Bu firma depolarındaki zeytinyağlarını 17 litrelik şişelere dolduracaktır diyor. He bunları mesela şöyle düşünün 50 litre olsa bunun içerisinde 17'lik şişelere doldurduğumuzda 55 diyelim hadi. 3 şişe dolar tam 51 yapar. 4 litrede yani 3 tane şişe nasıl dolar tam? Tam dolar. 4 litrede yağ artar. Mantığın anlam. Küçük depodaki zeytinyağı bu şişelere doldurduğunda 6 litre zeytinyağı artmış. Ha, diyor ki bak ben diyor 3A 7B'yi 17 litrelik şişelere doldurduğumda diyor 6 litre arttı diyor. Buna göre büyük depodaki zeytinyağı bu şişelere doldurduğunda ne kadar artar? Büyük depo ne ne? arkadaşlar? 4 A 8 B 17'ye bölündüğünde ne kadar artar diye soruyor. Arkadaşlar soru basamak analizi sorusu. Valla soru çok basit bir soru aslında ama görene. Şimdi bir kere A'yı B'yi bulmadan ben bu bölme işlemini yapamam. Ama şu sayıyla şu sayı arasındaki ilişkiyi görenler soruyu çözer. Şimdi bir sayım ne? 4A 8B. Öbür sayım ne? 3A 7B. Bunları çıkar bakayım alt alta ne oluyor? B'ler götürdü 0. 8'in 7'si gitti 1. A'lar götürdü 0 1010. Yani bu sayı bu sayıdan 1010 büyükmüş. Yaz o zaman bak şimdi denklemini şöyle yaz. 3A 7B sayısına ben 1010'u eklediğimde kim oluşuyor? 4 A 8 B sayısı oluşuyor. Artık soru çok kolay. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Bana bu sayının 17 ile bölümünden kalan lazım değil mi? Şu sayının 17 ile bölümünden kalanını söylemiş zaten bana. Kaçmış kalanı? 6. 1010'un kalanını da ben bulurum. 1010'u neye bölerim? 17'ye bölerim. Kaç kez var içerisinde? 5 6 kez olsa 42'nin ikisi elde var 4 yok. 5 kez varmış. 85 yaptı çıkardım 16. da 9 kez var. 63'ün 3'ü elde var 6. 153 7. Bak. Bu ne kadar artıyormuş? 7. O zaman topladım ne kadar? 13. Yani bunun 17 ile bölümünden kalan 13'müş. İşte bu sayı sonuçta bu sayı ve bu sayının toplamından oluşuyor mu? O zaman bunun kalanı bunun kalanıyla bunun kalanının toplamına eşittir. 13. He şöyle de olabilirdi mesela. Mesela bunun kalanını bize 9 olarak verdi. Bunun kalanını da 15 bulduk. Topladık 24 oldu. Bizim bir sayının 17 ile bölümünden kalan 24 olamayacağı için 24'ü de 17'ye böleceğim. 7 kalanını verir diyeceğim. Tamam mı? Yani topladığınızda 17'den büyük çıksaydı bulduğunuzu da 17'ye bölecektik. Anladık mı mantığını? Bu sayı bu sayı bu sayıdan 1010 büyüktür dedim. Tamam mı? 1010 büyük. Şimdi bunları ben 17 17 şişeledim. 6 arttı. Bunları 17 17 şişeledim. 7 arttı. O zaman burası 13 bunun artığına eşittir çünkü o toplama eşit bu. Hop, sorumuzun doğru cevabı D. Kim 11 D. Gel bakalım 12. Güzel bir soru daha. Bak bunlar tam sınavda gelebilecek sorular. X sayısının 13'te bölümünden kalan 6'dır. Y sayısının 13'te bölümünden kalan 5'tir. Buna göre sayısının 13'te bölümünden kalan nedir? Hadi sana bir sorun. Bana mesela 10 ile bölündüğünde... 10 ile bölündüğünde... 6 kalanını veren en küçük sayıyı söyle. Hemen 16 dedin değil mi? 16'yı 10'a bölerim. Bir kez var. Kalan 6. Tamam olur. Yani burada bu mantıkla yaklaşarak soruyu çözebilirsin. Mesela... 13 ile bölündüğünde, 13 ile bölündüğünde, soruda 13 diyor, 6 kalanını veren ilk sayıyı söyle bana. 13'ün üstüne 6 ekleyip 19 diyorsun değil mi? Yani bu soruda x yerine 19 yazabilirsin yani. Sağlayan bir sayı bul ama daha kolayı var, bu uzunum. Şimdi diyor ki, y sayısının 13 ile bölümünden kalanı 5. 13 ile bölümünden kalanı... 5 olan sayıyı söyle bana. Topladım 18. O zaman y de 18. Tamam mı? Burada x yerine 19 yazarsın. 19'un karesini hesaplarsın. Bunun yerine x yerine 19, y yerine 18 yazarsın, çarparsın. Sonra y yerine 18 yazıp 18'in karesini alırsın. Toplarsın. Bu toplamı 13'e bölüp cevabı bulursun. Ama bunu ben yap böyle yapmayacağım. Çünkü bana yanlış cevaplar verdin. 13 ile bölündüğünde 13 ile bölündüğünde 6 kalanı veren en küçük sayı nedir biliyor musunuz? 6'dır. 6'yı 13'e bölelim. 0 kez vardır içerisinde kalan 6'dır. Yani bu sorularda direkt sayıyı kalana eşit düşünebilirsiniz. X'i 6 gibi düşünün. 13 ile bölündüğünde 5 kalanı veren ilk sayı 5'tir arkadaşlar. 0 kez vardır içerisinde 5. O zaman Y'yi de 5 gibi düşünüp yerine yazacağım. Şimdi x yerine 6 yazdım 6'nın karesi 36 artı. x yerine 6 y yerine 5 yazdım çarptım 30 yaptı. y yerine 5 yazdım karesi 25 yaptı. İşte bu sayının 13'e bölümünden kalan istiyor. İstersen tek tek kalanlarını bul topla. İstersen sayıyı topla sonra böyle hangisi kolayına geliyorsa. 66, 86, 91 yaptı. 91 sayısını 13'e böldüm 7 kez var. 91 tam bölündü kalan sıfırmış. Tamam mı? Unutma. Güzel mantıklar var. Yine sınavda çıkmış bir sorunun benzeri kendileri. AB iki basamaklı sayısının 13 ile bölümünden kalan 5'tir diyor. Bak iki basamaklı AB sayısının 13 ile bölümünden kalan 5. AB'nin ilk değeri nedir o zaman? 13'e 5 ekledim 18. İki basamaklı diyor çünkü. AB'yi 18 gibi düşünebilirsin. CD iki basamaklı sayısının 13 ile bölümünden kalan 11. 13 ile bölümünden kalanı 11 ise CD'yi direkt 11 gibi düşünebilirim. Bak 13 ile bölümünden kalan 11 ise CD'yi 11 gibi düşünürüm. 11'i 13'e böldüm. 0 kez var kalan da 11. Ha isteyen 11'in üstüne 13 ekleyip 24 de diyebilir. Aynı cevap çıkacak fark etmez. Buna göre ABCD sayısı. AB ne oldu bakın burada 18. CD ister 11 yaz ister 24 yaz. Ben 11 yazacağım. İşte bu sayının 13 ile bölümünden kalan kaçtır? Bir kez var içerisinde 13. Çıkardım 5. 51'de 4 kez yok 3 kez var. 39 yaptı çıkardım 12. 121'de 9 kez var. 27'nin 7'si elde var 2. 11 çıkardım 4 oldu. Sorunumuzun cevabını bulduk. Tamam mı? Ha bu şu, soruyu şöyle de çözebilirim bakın. Bize bu sayın 13'te bölümünden kalanı soruyor ya. A, B, C, D. Çözümlerim burayı bak. Şimdi burada ne var arkadaşlar? A, B bir de C, D. Bana A, B'nin ve C, D'nin kalanlarını söylemiş. Bu soruyu şöyle yaz o zaman. A, B, 0, 0 artı C, D gibi düşün. Yani A, B'nin kaç katı var orada? 100 katı var artı C, D var. Bakın A, B'nin 13'te bölümünden kalanı 5'ti. Bunun yerine 5 yazarım. CD'nin 13'le bölümünden kalan 11. 11 yazarım. 511 yaptı bakın. 511 sayısının 13'le bölümünden kalan yine aynı cevap olacak. Kaç kez var içerisinde? 3 kez var. 39 yaptı. Çıkardım buradan. 12 geldi. 121'de 9 kez var. Ne geldi? 27'nin 7'si elde var 2. 117 çıkardım 4. Aynı cevap karşımıza geldi. Hadi bakalım. 13'te bitti. Şimdi geldik bölünebilme kurallarına. Neyse bölünebilme kurallarını bir sonraki derste vereyim. Ama bir sonraki dersimiz bir tık uzun olacak. Bugün 3 videom var zaten. Onu göstermedim en başta ben. Şimdi göstereyim. Arkadaşlar bölme bölünebilmede konu anlatımı için 2 tane video var. Birincisi bölme. İkincisi bölünebilme. Ama bölünebilme bir tık uzun olacak. 14. sorudan başlayıp çünkü... Ta 35. soruya kadar konu anlatacağız. Ondan sonra da son dersimizde de ÖSYM sorar sorularını yapıp olayı bitireceğiz. Tamam mı? Bölme kısmı bitti. Artık bölünebilmeye yavaş yavaş geçiyoruz. Haydi bakalım hemen küçük bir ara ver gel derse. Görüşürüz bay bay.